Değerli dostlar, bu salondan şu cümlelerimi dinlerken ne büyük bir projeyle karşı karşıya olduğumuzu daha da iyi anlatabilmek için dikkat istihdam ediyorum. Açıklayacağım. Meslek örgütlerinin parçalanmasına yönelik proje bugün FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle kapatılan öğretim üyelerine KHK ekinde ihraç edilen bir üniversitemizde yazılmıştır. Bu proje daha sonra Devlet Denetleme Kurulu raporuna resmi bir görüş, resmi bir proje olarak intikal etmiştir. Milli ordumuz hakim ve savcı kılığına bürünmüş hainler tarafından balyozlandı. Milli eğitimimiz öğretmen kılığındaki teröristler tarafından zehirlendiği, kozmik odamızdaki belgeler ise emperyal güçlerin emrindeki cübbeli, hakim cübbeli FETÖ ajanları tarafından ele geçirildiği yıllarda 2009'da Devlet Denetleme Kurulu'nun raporuna damgalı bir FETÖ projesi olarak girmiştir. Ancak hainler o tarihte bu projeyi hayata geçirme fırsatını bulamamışlardır. Devletimizi adım adım ele geçiren bu hain örgütün amacı devlet kurumlarını çökertmek ve bizi millet yapan, dayanışma duygusunun kalbinde yaran meslek örgütlerini yıkmak, ele geçirmektir. Hain planın kripto takipçileri hala iş başındadır ve devletimizi yönetenleri bu hain planlarına alet etme çabasındadır. Bu tehlikeyi devletimize ve milletimize duyurmak namus borcumuzdur, vatan borcumuzdur. Bu ihtişamda bir toplantı yapıldı. Sanıyorum dünyada da ilk. İşte bu tarihi toplantıyı sizler hayata geçirdiniz. Sizler sayesinde oldu, sizler sayesinde başardık, sizler sayesinde hep birlikte halkımızla omuz omuza nice başarılara koşacağız, kazanacağız. Çünkü davamızda haklıyız. Sözlerimin başında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve değişmez liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sarılıp onlarla birlikte ağladığımız için Barolar ve Türkiye Barolar Birliği halkla bir bütündür. Halkla kucaklaşmıştır. Nerede bir çocuk istismarı varsa, nerede bir sübyan, bir 2,5, bir 4 yaşındaki çocuk sapıklar tarafından ırzına geçirilerek, rahmi parçalanarak öldürüldüyse, burada bu barolar onların yanında, onların hakkının peşinde. Ve Zeytindalı Harekatı'nın ilk gününde roket saldırısı altında
Kilis halkının yanında, askerimizin yanında. Roket gelecekse önce bizi vursun diyerek o gece orada